Hani büyük kedi küçük kediye sormuştu. Neden sürekli kuyruğunun peşinde dolanıyorsun? Küçük kedi de mutluluk için yani mutluluğun kuyruğumu yakalamakla ilgili olduğu öğretildi. Demişti de büyük kedi diye bilgece gülerek küçükken ben de öyle zannederdim. Sonra hayat bana öğretti ki ne zaman gitmem gereken yere gidersem kuyruğum zaten peşimden geliyor. Sevgili dost, evrensel başarı yasaları başlığı altında çekim yasasını üçüncü kez konuşmak için seninle buluştuk. Neden üçüncü kez çekim yasasıyla ilgili anlatıyorum ya da neden bu hikayeyle başladım ondan bahsedeyim. Öncelikle çekim yasası başarılı ya da başarısız insanlar için fark etmeksizin hepimizin hayatında her an işliyor, olumlu ya da olumsuz. Ve herkesin fırsatı birbirinden farklı olduğu için verilebilecek çok fazla örnek de olduğundan anlatmayı faydalı buluyorum. Bununla birlikte daha önce dile getirdiğim gibi çekim yasası en az yer çekimi yasası kadar ve matematik kadar gerçek tartışılmaz. Şimdi neden bu hikayeyle başladım? Çoğumuz buradaki küçük kedi gibi işte paranın, başarının, mutluluğun, zenginliğin böyle peşinden koşulacak şeyler olduğunu zannediyoruz ve hem yıpranıyoruz hem de onların peşinden koşarak elde edemiyoruz. Hadi ucundan kıyısından elde ettik, birçok şeyi ihmal etmiş. Aslında bizim için çok önemli olan şeyleri göz ardı etmiş oluyoruz. Sağlığımız, ailemiz, değerli zamanımız, enerjimiz gibi. Gerçek şu. Çekim yasasının olumlu şekilde işlemesi için yani hayatına o istediğin şeyleri çekmek için aslında bir dönüşüme ihtiyacın var. Daha önceki videolarda bahsetmiştim yani Law of Attraction yani gerçek ismi, gerçek karşılığı çekicilik, cazibe, karizma yasasıdır. Dolayısıyla isteklerinin sana gelmesi için uygun kişi olmanla ilgilidir. Şöyle düşün, herhangi bir çiçek arının arkasından bağırmaz. Gel, gel bana kon demez. Onu çağırmaz. Çiçek zaten yapması gerekeni yapmış, böyle güzel güzel kokuyordur, yaprakları vardır, işte onun böyle nektarları vardır içinde. Arı o nektarı almak için karşı konulamaz şekilde gelir o çiçeğe konar ve ondan alması gereken şeyi alır. Ya da ışık ekstra bir şey yapmaz. Yine de sinekler böyle deli divane aşıklar gibi onun etrafında dönerler. Çünkü ışığın onlara göre bir cazibesi zaten vardır. Dolayısıyla senin burada yapman gereken şey cazibeli kişiye dönüşmektir. Jim Carrey'nin hikayesini hiç duydun mu bilmiyorum ama kısaca şöyle anlatayım. Oyuncu olmak için Hollywood'a gelir. Cebinde doğru düzgün parası yoktur. Aç yattığı, aç gezdiği çok günler olmuştur. Ama yine de şöyle anlatır. Ben Beverly Hills tepelerine çıkar ve sürekli düşlerdim, arzulardım. O yönetmenlerin, yapımcıların benimle çalışmak istediklerini, benimle çalışmak için bana ulaştıklarını düşlerdim. Ve hatta bunu daha somutlaştırmak için kendime 1995 yılının Şükran gününde bozdurulmak üzere 10 milyon dolarlık bir çek yazmıştım. Oyunculuk hizmetlerim karşılığında. Sanki bu bana verilmiş gibi. Yani derdim ki diyor, isteklerim zaten benim. Sadece henüz teslim almadım. Ve sonra gerçekten de 1995 gününün Şükran gününe birkaç gün kala 10 milyon dolarlık bir ödeme alır Salak ile Avanak filmi için. Şöyle de ekler ama sadece düşlemek yetmez. Bunun için biraz çabalamalısınız. Yani Jim Carrey bunları hem düşlüyordu hem de gerçekten yönetmenlerin araması için, irtibata geçmesi için uygun kişi olmak adına ne yapması gerektiğine bakıyordu. Şimdi şöyle düşün lütfen. Mesela bir iş ilanı olsun ve o iş ilanı gayet cazip olsun. Böyle yüksek bir maaş, belki bir araba kullanman için, işte primler, kurslar, eğitimler, seyahatler. Yani hemen herkesin ya da çoğumuzun böyle isteyebileceği bir iş ilanı düşün. Kim sahip olur buna? Elbette altında yazan o nitelikleri taşıyanlar, değil mi? Peki o niteliklere kimler haizdir? Bunun için zamanında düşlemiş, arzulamış olanlar ve sonra o yola çıkmış olanlar. Yani o büyük kedinin yaptığı gibi ben yoluma gidersem kuyruğum zaten peşimden geliyor diyordu ya. Ben kurumsal hayatta organizasyonlar, ekipler, bütçeler yönettim. Ve çok şahit olduğum bir şey var.
Bazıları terfi etmek, maaşının artması, daha iyi imkanlarla çalışmak için, tırnak içinde söyleyeceğim, yanlış anlaşılmasın, atmadığı takla kalmazdı. Ama ne olursa olsun bu gibi insanlar o terfileri alamazdı. Fakat bazıları o istedikleri terfi, istedikleri imkanlar, hayalini kurdukları o hayatı ciddi anlamda arzular, görselleştirir ve sonra da duygularını orada yoğunlaştırırlardı. Sonra ne olurdu biliyor musun? İşte o yoğunlaşan duygular bilinçaltına indiğinde bilinçaltı bunu şöyle algılar. Anladım. Sen böyle bir hayat istiyorsun. Ve sanki o hayat şu anda gerçekmiş gibi o kişiyi yönlendirmeye başlıyordu. Mesela her gün yaptığı gibi bir satış ziyaretine gidiyordu ve orada karşılaştığı herhangi bir insan için bilinçaltı ona bir sinyal gönderiyordu. Bak bu kişi hayallerinle alakalı seni yönlendirecek kişi olabilir, başkalarıyla tanıştırabilir gibi bir sinyal gönderiyordu ve o kişi sayesinde yeni şeyler öğreniyor, network'ünü geliştiriyordu. Bir gün böyle Instagram'da gezinirken bir yabancı dil kursuna denk geliyordu. Bütçesine falan uygun olduğu için seçtiğini düşünüyordu ama yine onu uyaran bilinçaltıydı. Kurmuş olduğu bir hayal vardı. Çok böyle Jim Carrey gibi istemiş olduğu, görselleştirdiği bir şey vardı ve bilinçaltı onu yönlendiriyordu. Sonra o kursu alıyor ve yabancı dili öğreniyordu. Sonra yine aynı sebeplerle daha önce kendisine kitaplar tavsiye etmiş bir arkadaşını duymazken bu kez aynı kişi ona bir kitap tavsiye ettiğinde ya da bir yerde bir kitapla karşılaştığında istek duyup o kitabı alıyordu. Okuyordu, yeni kitaplara merak sarıyordu, onları okuyordu, videolar izliyordu derken kendisi çok farkında olmuyordu ama bir dönüşüm geçiriyordu. Ve aradan belirli bir zaman geçiyordu ki şirketin patronu, CEO'su, genel müdürü herhangi biri onu odasına çağırıyor ve yeni işini teklif ediyordu. Şu kadar maaş, ekstra primler, altına bir araba, şu kadar imkanlar vesaire diye. Ve o kişi ilk anda şaşırsa da sonra hatırlıyordu. Evet, işte ben bunu düşlemiştim. Evet, işte son 2 yıldır yaptıklarım beni buraya getirdi. İşte çekim yasası benim için de işledi. Sevgili dost, çekim yasası, tekrar ediyorum, karizma, cazibe, çekicilik yasasıdır. Sen eğer bu anlattığım gibi bir dönüşüme razı olursan, seve seve böyle bir dönüşümün peşinden gidersen zaten etrafa yaydığın o cazibe senin için isteklerini karşı konulamaz şekilde bir mıknatısmışsın gibi çekecek. Yani çekim yasası böyle güç harcayarak bir şeyi böyle çok bir anlamda abanarak büyük bir hırsla kendine çekmek filan değildir. Bu çekim yasası değildir. Bu ilk başta konuştuğumuz o küçük kedinin yaptığı gibi bir şeydir. Çekim yasası sen o çiçeğin yaptığı gibi, o ışığın yaptığı gibi etrafına enerji yayarsın ve işte o enerjiden ötürü aslında senin içten içe istediğin şeyler karşı konulamaz şekilde senin hayatına gelir ve sonra artık o isteklerini yaşamaya başlarsın. Eğer beğendiysen lütfen beğen butonuna basmayı unutma. Daha fazla insana ulaşması için yardımcı ol bu videonun. Henüz abone değilsen belki abone olmak da isteyebilirsin. Bu arada benim Kişisel Başarının İpuçları isimli haftada 2-3 kez yeni podcastler çektiğim bir serim var. Videonun altından ona da ulaşabilirsin. Ya da blog yazılarıma ulaşmak istersen, okumak istersen videonun açıklamasında onları da bulabilirsin. Yeni videolarda görüşene kadar kendine çok iyi bak çünkü bunu hak ediyorsun.